Bu konu belki hepinizi ilgilendiriyor diye düşündük ve yaz tatil, çocuklar tatile girdi ve bu tatilde de eğer bir erkek çocuğunuz varsa ve sünnet düşünüyorsanız nelere dikkat etmeniz lazım? Özellikle nasıl bir yol izlemeniz lazım? Bunları konuşacağız doktorumuzla birlikte. Arman Çitçi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız diyelim ve hemen sünnet konusuna girelim. Sünnetin bir mevsimi, zamanı var mı? Şimdi aslında bir yıl boyu yapılabilecek bir işlem sünnet. İşlem derken tabii önüne cerrahi işlem olduğunu da Cerrahi eklemek işlem, lazım. doğru. Çok önemli. Her ne kadar tarih boyunca değişik koşullarda, değişik ortamlarda yapıla gelmişse de artık günümüz koşullarında, bugünkü tıbbın ulaştığı noktada ve her yere yaygınlaştığı noktada kesinlikle cerrahi bir işlem olarak algılanıp hastane ortamında, Yapılması steril lazım. ve hijyenik ortamda yapılması lazım. Bu çok önemli. En önemlisi hastane ortamında yapılması lazım ve mümkünse mutlaka bir doktorun yapması lazım. Tabii ki. Ve şöyle bir şey oluyor. Yaş aralığı özellikle anneleri kafasına karıştırabiliyor. Çünkü anneler genellikle böyle bir şey içindeler. Sünnet düğünle birleşiyor. Yani Evet. sünnet düğünü ismi, sünnet operasyonu değil. Onun için düğün yapılacak ve düğünde çocuğa belki de ömrü hayatında hiç görmeyeceği hediyeler Unutmayacağı. gelecek veya unutmayacağı veya çok imrendiği, beklediği, planladığı hediyeler gelecek. Onun için de belli bir yaş lazım. O yaşta ve özellikle de okula gidiyorsa çocuğumuz, biz birazcık böyle sünnet zamanı diye düşündüğümüzde hani okul öncesinde yaptırın, 6 yaş civarında yaptırın, yani ilkokula başlamadan önce yaptırın diye düşünüyoruz. Ki o aşamada hani çocuk biraz olayı anlamıyor, biraz korku çok ön plana çıkmıyor. Ama ilkokul dönemine geldi, bir de bir kaçıncı sınıf, işte üçüncü, dördüncü sınıfa doğru da geldiyse o zaman korku başlıyor. Ve bu Tabii ki. korkunun da bir şekilde güzel halledilmesi lazım. Ne diyorsunuz? Yaş aralığı olarak bir aralık koyarsak anneleri de biraz rahatlatmak açısından nasıl bir yaş aralığı söylersiniz? Tabii ki biz günlük çalışma hayatımızdaki gözlemlerimizi paylaşalım bu noktada. Şimdi aslında insan organizması ne kadar genç ve ne kadar küçükse, ne kadar yeni ise, taze ise o kadar hızlı iyileşmeye, o kadar kolay atlatmaya eğilimli oluyor. Hepimiz yaşımız ilerledikçe bir takım iyileşme süreçlerimizin uzadığını gözlemleriz kendimizde. Bu noktadan hareketle ben şöyle tanımlayayım. Yani hayatın birinci gününden ilerleyen bütün yaşlara kadar aslında bu cerrahi işlem yapılabilir. Tabii Doğar ki doğmaz da yapılabilir. kesinlikle, Aile öyle tabii ki, uygun tabii ki, görüyorsa doğal tabii. doğmaz da mümkün. Tabii. Biz olayın tabii cerrahi yönünü konuşuyoruz ama dini ve sosyal yönüne de tabii saygı göstermek lazım. Hani ailelerin de kararı bizim için önemlidir. Biz de buna uymak durumundayız. Ama genel gözlemim şudur. Çocuk ne kadar küçük, ne kadar yeni doğmuş, ne kadar ufaksa o kadar kolay atlatıldığını gözlemliyorum. Az önce çok doğru bir noktaya temas ettiniz. 6-7 yaşından sonra çocuk okulla, sınıfla, arkadaşlarla tam tanıştıktan sonra çevreden verilen bir korku var. Aslında olayın kendisi korkulacak bir olay değil Değil. ama suni bir şekilde arkadaşların yaptığı, bazen amcaların, dayıların, hatta dedelerin yaptığı Belki bir severek ona şaka gibi yapıyorlar ama ama çocuk korkutuyoruz. bunu Gerçek gerçekten sanıyor. Tabii. inanıyor. Tabii, Yani tabii, bazen tabii. bir işaret yapıyorlar. Hani tamamı gidecek diye düşünüyor. Hatta bana gelen bir çocuk şey demişti. Hani böyle bana getirirken de korkutmuşlar. Evet. Şey yapacağız. Gidecek pipi diye. Evet. Geldi bana dedi ki ben içeride oyuncaklarla oynuyorum dedi. Ama dedi oyuncaklarla oynarken bütün aklım dedi sizde dedi. Pipiyi kesecek misiniz gerçekten?
pipi dedi keseceğinizi annem söyledi. Onun için dedi acaba ben siz keserseniz nasıl çişimi yapacağım? Bu konuda bu birazcık çiş yapabilecek kadar bana bir miktar bırakır mısınız dedi. Yani onu kabul etmiş. Kesilecek evet. Ben onayladım. Ama bir miktarı bırakın ki çişimi yaparken rahat rahat yapayım bari diyor. Şimdi onun için bu... de biraz da anlatmak lazım galiba kesinlikle, çocuğa. Kesinlikle, ne yapılacak, nasıl kesinlikle. Yapılacak, ne kadar acıyacak, acıyacak mı gibi. Tabii. Bunları da ben biraz anlatmak lazım. Şu anda yayındayken bunları da hemen tanımlayayım. Çocuklarımız varsa seyreden rahatlasınlar. Bir defa canlı canlı ağrı duyarak yapılan bir işlem değil. Değil. Hastane ortamında lokal veya genel anestezi altında çocuğun hiçbir şekilde ağrı duymayacağı bir şekilde yapıyoruz. Teknik olarak da şudur, yani çocuklarımız da duysun, bunda bir şey yok. Pipisinin ön bölümünü kaplayan deri kısmının çıkartılması olarak tanımlayalım. Tabii ki orada bir cerrahi işlem, bir takım dikişler vesaire oluyor. Ama bunların hiçbirisini çocuk hissetmiyor. İster uyutarak yapalım, anestezi altında ameliyathanede olsun. İster müdahale odamızda lokal anesteziyle, mevzi olarak o bölgeyi uyuşturarak olsun. Biz şunu her gün görüyoruz açıkçası. Özellikle bu dönemlerde kesinlikle gerçek bir ağrı yok. Çok hafif bir dokunma hissi. Belirli, belirsiz oynuyor, titriyor gibi yorumlar. Ama bütün bunların hiçbiri önemli değil. Çocuk bunların hepsini önemsemiyor. O önceden verilen korku, o önceden verilen tehditkar, işte şaka yollu bahsettiğiniz böyle esprili korku o çocuğu o işlemde çok etkiliyor. Tabii bu işin psikolojik yönü. Aslında sizin daha çok ağırlıklı üzerinde durduğunuz yönü.